Evet sevgili dostlar, Prof.DR'e uzun zamandır Prof.DR'e ile ilgili hiç video çekemedik çünkü meşguldük. Bu arada Selin Akman, söyle söyleyeyim, yörüklü konusunda annem Karakeçili, babam Güzelbeyli, yörüklerden olduğu söyler ama hiç yörük gibi yaşamamışlar mı diye sor onları. Onların aile bile yaşamamış. Hele bizim sülalenin hiç çiftçi hayvan besleni olmamış ki bizi bırak. Annemler de yemez ki keçi peyniri, koyun peyniri. O yüzden yörük mü lafta kaldı yörüklük. Şimdi sevgili dostlar, Selin Akman. Bu bizim Selin değil mi? Tabii. Selin Akman. Selin Akman, dedim ki Muğla'dan, Köyciz'den keçi peyniri getirdim. Selin, size de bir parça, küçük bir parça vereceğiz. İkram mı parayla mı? İkram galiba ya. Çam sakızı çoban armağanı diye bir laf vardır. Selin de bunun karşılığı ben iyi falan yapmış, ben hiç sevmem işte falan filan. Sonuçta her şeyi seven de var, sevmeyen de var. Şimdi Abdullah abi de gelecek, birazdan buluşacaksınız herhalde değil mi? Abdullah, evet. Mustafa. Özgen Sevingül var, avukat. Avukat, ünlü avukat. Özgen, evet. Sevingül. Sevingül. Bir milletvekili var, soy ismi, öyle bir şey var, Sevingül. O da var değil mi? CHP milletvekili, evet, var. Evet. Takılık kal. Ve bak, hiç konuşmayacağım ben, duracağım ben. Diyeceksin ki, duracağım. Selin peyniri beğenmedi mi? Yiyemiyormuş. Selin peyniri yiyemiyormuş. Keçi peynirini sevmiyormuş. İğrenç mi buluyor? İğrenç değil de iyi dedi. Acayip bir şey yani, yiyemem anlamında. Evet. Onun için de mesaj atmış. Ne demiş? Annelerinin kökeninde kale tavaslık da var benim demiş. Denizli'de. Tabii. İşte biraz önce de Denizli'den bir anne, bir kızla görüşmüştük burada. İşte sen keşke denk gelseydi. Biz hemşericiliği azıcık da olsa seviyoruz ama değil mi? Evet. Aslında fanatik değiliz biz. Bir de fanatikler var biliyorsun değil mi? Şimdi biz de adam, çok fanatik değiliz. Bir adam mesela Kastamonlu veya Ağrılı veya Diyarbakırlı veya Tunceli, işte Antalyalılar da bize yakındır. Onlar mesela daha tutucu oluyor. Biz birazcık daha böyle ağırdan alıyoruz. Çünkü iklim itibariyle bizim çok şey olmuyor böyle. Çok, evet. Kimseye de ihtiyacımız da olmuyor. Ama aslında şey olması lazım, yine de insanlar birazcık daha böyle hemşericilik değil de birazcık daha şey olmalı. Ama olmuyor, ne yapacaksın, evet. Yapacak da bir şey olmuyor yani. Buradan mesaj vermek istediğin birileri var mı? Biraz beni anlatabilirsiniz şimdi. Ya işte Yalçın Bey'le birkaç senedir tanışıyoruz. Evet. Çok muhterem bir arkadaş. Güler yüzlü. Evet. Dolayısıyla Muğlalıları zaten çok severdim. Evet, evet. Sizin sayenizde daha da çok fazla sevmeye başladım. Çok teşekkür ederim. Giderken bir iki hediye vereceğim sana, güzel laflar. Ya, çok teşekkürler. Çayınızı içtik yeterli. Estağfurullah. Yok, şaka yapıyorum da şeyi soracağım. Uşaklılar da biz Karahalı'da. Evet. Uşak. Zaten bizim hep aynı mizraçtır. Aydın, İzmir, Denizli. Aydın, İzmir, Denizli, Uşak, Manisa, Balıkesir, Afyon, Kütahya. Balıkesir, o da var da bölgede değil. Şimdi Amerika'da olsak, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, evet, hemşire sayılırdı. Hatta Yunanlı bile olsaydık, aynı yörenin insanıydı. Doğru. Yakınlık olurdu. Kaldı ki Arap bile olsaydı şey derdik. Müslüman derdik, bizden derdik. Onlar da kendini bizden gördü. Yani açıldıkça evet, hemşerilik şeyi gelmesi açılıyor. Evet. Buradan sevgiler, saygılar.